Gelişmeler var. İstanbul Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde çok sayıda aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Hemen olay yerine gidelim. Uzay Kesmen takip ediyor kazayı. Uzay, hoş geldin. Neler olup bitiyor? Nasıl gerçekleşti kaza? Ölü yaralı var mı? Kaza az önce yaşandı. Zincirlikuyu Levent istikametinde bu kaza yaşandı. Şimdi Hakan Öztürk'ten rica edeceğim. Bakın, ortalık savaş alanına dönmüş durumda. Çok sayıda aracın karıştığı bir kazadan bahsediyoruz. Şimdi hemen anlatmaya başlayalım. Hazır şu anda olay yerinde itfaiye ekipleri var. Ambulans ekipleri gelmiş durumda. 7 yaralı var. Sağlık durumlarıyla ilgili net bir bilgi yok ama kazanın oluş şekline dair görgü tanıklarının burada ifadeleri var. Şimdi Hakan Öztürk'ten rica edeceğim. Bakın hemen sol tarafta bir başka aracın üzerine çıkmış bir hafif ticari araç var. İşte o hafif ticari aracın karşı yönden gelerek buradaki bariyerleri kırıp bu istikamete girdiği ve burada Levent istikametindeki araçların da üzerine çıktığı ve kazanda yaşandığı şeklinde bir bilgi aktarıyor buradaki ekipler. Bakın şimdi o aracı biraz daha yakından Hakan Öztürk ekranlarınıza getirecek. Olayın hemen ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlardaki yaralılar da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Aldığımız ilk bilgi şu anda bu araçlarda toplamda 8 kişinin yaralandığı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı şeklinde ama yaralıların sağlık durumu ile ilgili şu an için net bir bilgi bulunmuyor. Ama kazanın hemen şu anda ileride gördüğünüz hafif ticari aracın bu istikamete demir bariyerleri kırarak geçtiği ve diğer araçların da üzerine çıkarak bu kazanın meydana geldiği şeklinde. Şu anda burada itfaiye ekipleri kaza mahallindeki trafiği de bir anlamda rahatlatmak için itfaiye ekipleri hızla çalışmaya devam ediyor. Çünkü İstanbul'da yaşayanlar bilir, şu anda bu bulunduğumuz lokasyon İstanbul'un her daim trafiğinin yoğun olduğu en işlek lokasyonlardan biri. Dolayısıyla Zincirlikuyu Levent istikametinde trafik durma noktasına gelmiş durumda. Hem E5'ten katılımlarda hem de Gayrettepe'den katılımlarda. Bu nedenle de bir yandan burada ağır hasar alan araçların şu anda itfaiye ekipleri tarafından kontrolleri yapılıyor. Ardından da bu araçların hızla çekicilerle olay yerinden kaldırılması için çalışmalar var. Tabii en önemlisi yaralıların sağlık durumları. Dediğimiz gibi yaralıların şu anda tam olarak sağlık durumlarının ağır mı yoksa hafif yaralı olup olmadıklarını bilmiyoruz ama şu an için 8 kişinin yaralandığı bilgisi elimizde var. Toplamda ise 7 aracın karıştığı bir zincirleme kazadan bahsediyoruz. Bugün malum İstanbul'da hava soğuk ve yağmurlu, kaygan yollar. Bu nedenle de kazanın olma ihtimali olmuş olabilir ama bu trafik ekiplerinin yapacağı inceleme sonucu belli olacak. Aldığımız bilgileri sıcağı sıcağına yine aktaralım. Burada yayına girmeden önce konuştuğumuz görgü tanıkları ve yetkililerden aldığımız bilgileri aktaralım. Burada az önce yine Hakan Öztürk'ün ekranlara getirmiş olduğu şu anda askıda bir başka aracın üzerinde duran hafif ticari aracın aksının kırıldığı iddia ediliyor. Bu nedenle de burada karşı yönden uçarak buradaki önce demir bariyerleri kırdığı, ardından da bu istikamete girerek seyir halindeki araçların üzerine uçtuğu iddia ediliyor. Tabii ki bu olay yerindeki ilk bilgiler. Şu anda itfaiye ekipleri, çok sayı itfaiye ekibi olay yerine sevk edilmiş durumda. İtfaiye ekiplerinin yaptığı burada müdahaleyle yaralılar sıkıştıkları yerlerden, araçlardan kurtarıldı. Tabii ki çok sayıda aracın karıştığı ve özellikle de motor bölümlerinin de hasar aldığı bir kaza olduğu için de itfaiye ekipleri buradaki araçlar çekici yardımıyla kaldırılmadan önce ilk etapta burada araçlardaki kontrolleri gerçekleştiriyorlar. Herhangi bir yangın ihtimali var mı, yok mu, bir tehlike durumu var mı, yok mu diye. Ardından da araçlar buradan kaldırılacak tek tek. Bakın şimdi yan taraftan kazayı ekranlarınıza getiriyoruz. Şu anda gördüğümüz bu beyaz aracın hemen arkasındaki araçların da hava yastıklarının patladığı görülüyor. Özellikle araçların ön bölümlerinde, motor bölümlerinde ciddi bir hasar var. Hatta bazı araçlarda ön bölümün tamamen kazanın şiddetiyle beraber büyük hasar aldığı ve sürücü kabinde kadar da buradaki aracın ön taraflarının da göçtüğünü görmek mümkün. Şu anda Zincirlikuyu Levent istikametinde trafik 3 şerit olarak trafiğe kapatılmış durumda. Ambulans ekipleri de tedbiren gelmeye devam ediyor.
4 şeritli yolun 3 şeridi trafiğe kapalı olduğu için de trafik yoğunluğu her geçen dakika artıyor. Bu nedenle de şu anda buraya çekiciler gelmiş durumda. Çekicilerin yardımıyla ilk etapta en önde asıl kazaya sebebiyet veren bu gördüğünüz hafif ticari aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından diğer zincirleme trafik kazasına karışan araçlar da buradan bir bir kaldırılacak. Çok sayıda trafik ekibi de burada. Kazanın neden meydana geldiği ile ilgili çeşitli görgü tanıklarının ve yetkililerin şu anda ellerinde ilk değerlendirmelere göre bazı bilgiler var ama tam olarak yapılacak kamera incelemesinden sonraki şu anda kameralarda bu istikamette malum çok sayıda kamera var. İnceleme altına alınmış durumda. Kameralardan elde edilen görüntülerle beraber de kazanın tam olarak oluş şekli ortaya çıkmış olacak. Ama aldığımız ilk bilgi şimdi Hakan Öztürk'ün bir kez daha ekrana getirmiş olduğu. Bakın şu anda kadrajın sol tarafında kalan bu diğer araçların üzerine çıkmış olan aracın karşı yönden gelirken hızını alamayıp bariyerleri kırdığı ve ardından da bu istikamette ilerleyen araçların üzerine çıktığı şeklinde. Bu nedenle de araçlarda ağır hasar oluşmuş durumda. Hemen olayın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ekibi de sevk edildi. Araçlarda bulunan yaralılar da ambulanslarla hastanelere kaldırılmış durumda. Şu anda aldığımız ilk bilgi 7 kişinin yaralandığı yönünde. Az önce bir bilgi daha aldık. Aldığımız yeni bilgiye göre de yaralıların ağır bir durumunun olmadığı, şu anda hastanelerde müşahede altında tutuldukları yönünde. Yani bu kazada ağır yaralı bir kimsenin olmadığı yine ilk gelen bilgiler arasında. Şu anda yolun da açılması için ekipler hızlı bir şekilde burada çekiciler yardımıyla kazaya karışan araçların buradan kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor. Görebildiğim kadarıyla çok sayıda itfaiye ekibi de burada yine çalışmalarına devam ediyor. Bakın Hakan Öztürk ekranlarınıza getiriyor. Burada malum kazanın da bir anlamda ne kadar şiddetli bir şekilde meydana geldiğinde resmeden görüntüler ekranlarınıza geliyor. Bu gördüğünüz araç olduğu gibi işte bu demir bariyerleri kırmış ve bükmüş ve ardından da karşı yöne geçmiş ve bu kaza yaşanmış. Şimdi demir bariyerin de bakın bir ucu bükülme sonucu yola kadar gelmiş durumda. Bu nedenle de itfaiye ekipleri şu anda bu demir bariyerin ucunu şu anda keserek buradaki yolun da yeniden açılması için çalışmalarına devam ediyor. Yani itfaiye ekipleri bir yandan burada yolun açılması ve araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalarına devam ederken diğer yandan da yine araçlardaki kontroller de devam ediyor. Yaralıların ise sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu, en azından ağır bir yaralı olmadığını ilk gelen bilgilere göre öğrenmiş durumdayız. Biraz daha buradaki olay yerindeki araçların kaldırılması için çalışmalar sürecek gibi gözüküyor. Ama şu anda trafikte epey uzamış durumda.